Şimdi kalp damar tıkanıklığının belirtileri nelerdir? Evet, özellikle yani ekran başındaki bu, seyirciler. Evet, izleyicilerimizin de çok merak ettiği bir durum. Neyden huylansınlar? Aslında kardiyoloji demek kalp damar tıkanıklığı demektir. Hı-hı. Hani insanlar kalp krizinden, kalp damar tıkanıklığından ölürler. Hı-hı. Ama bir çarpıntı, bir tansiyon o kadar tedavi edilir ama bir ölümcül durumu yoktur. Durumu yoktur tabii ki. Bunu da anlatabilmem için bir vaka üzerinde bir kalp damar tıkanıklığında na doğru nasıl bulgular verir, nasıl şikayetler olur, izleyicilerimizin de anlaması açısından çok daha net olur. Evet, biraz kendin de dinlesin şüphesi olanlar şu an ekranda. Şimdi vakam şöyle bir vaka, 67 yaşında erkek bir hasta. Hı hı. Hasta bir risk faktörü sadece sigarası var, başka bir risk faktörü yok. Hı hı. Risk faktörlerle kastım şu, yani şekeri yok, tansiyonu yok, ondan sonra kolesterolü yok, aile öyküsü yok. Hı. Hasta bize geldiği zaman şikayeti şu şekilde anlatıyor. Diyor ki hocam bir yıl önce benim sürekli günlük yaşamda gelip gittiğim bir yürüyüş mesafesinde bir yolum var. O yol düz de var, bir de hafif rampa kısmı var diyor. Bir yıl önce diyor ben o rampayı çıktığım zaman nefesim daralmaya başladı. Daha önce hiç olmuyordu. Bir yıldır yavaş yavaş nefesim daraldı o rampayı çıkarken. Düz yolda bir şey yok. Sonra hafif hafif terlemeler olmaya başladı. Hı hı. Ve o rampada zaman içerisinde çıkarken dinlenme ihtiyacı hissettim. Hı. Bu bir yıl içerisinde yavaş yavaş gelişmiş. Zamanla diyor o yürüyüş yani düz yolda yürüdüğüm zaman da artık nefesim daralmaya başladı. Yokuştan art, değil. Yokuştan artık düz yolda da başladı. Yokuş çıkarken de diyor şey oluyor artık göğsümde bir baskı hissi hissetmeye başladım. Hı hı. Son 15-20 gündür de şöyle ifade ediyor. Diyor ki hocam artık yokuş çıktığın zaman göğsümde ağrı oluyor ve sol koluma doğru yayılıyor. Hı hı. Yani nefes darlığıyla başlamış, beraberinde terleme olmuş rampada yokuş çıkarken. Bunlar sonra belirtiler. Evet, sonra düz yolda bunlar olmaya başlamış ve en sonunda artık son bir ay ya da 15 gün içerisinde de göğüs ağrısı olmaya başlamış.